Cravatte le volev. En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun efendim. Bugün limandayım. Görmüş olduğunuz gibi limana geldim. Erdoğdu Reis şeyde, teknede gidiyormuş Marmara Adası'na oy kullanmaya. Hava kötü. Bakın bütün tekneler burada. Dalgalı, kılıç balığı yok. Geliyorum Erdoğdu Reis. Atlıyorum hop. En güzel, en mutlu günler sizlerin olsun Erdoğdu Reis. Cümlemizin olsun be ya. Ne derler ona? Havalar bozuk. Evet. Bizim de düzenimiz bozuluyor işte. Hava olmayınca, limanlık olmayınca bu kılıç avcılığı öyle. Hava düzgün olacak, limanlık olacak, güneş olacak, balığı göreceksin. Gördükten sonra gideceksin, vurma mesafesine gelecek. Gelmezse gidiyor bir kuyruk patlatıp. Şimdi biz hazır bu havalar esiyor. Gidip vatandaşlık görevimizi yapacağız. Gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Ülkenin gidişatını değiştirmek için oy kullanmak şart. Başka türlü şey olmuyor. Efendim idare şeyi, ulaşım şeyi olmuyor yani. Yönetim olmuyor. Böyle. Siz İstanbul'a gitmişsiniz. Ne yapmaya gittiniz İstanbul'a? Gittik İstanbul'a ama onu anlatmasam daha iyi olur. Anlatın, ne olacak? Ya İstanbul'a gittik. Benim hanım dedi ki senin dedi burnun büyüyor dedi. Eyvah. Burnun dedi çok büyüyor dedi. Kalktılar bir hastaneden. Beylikdüzü tarafında güzel bir hastaneler var orada. O hastanenin birinden benim kız randevu aldı. Kalktık, randevu günü geldi, gittik. Orada güzel bir doktor hanım vardı. İşte bir takım şey yaptı. Sorular sordu bana. İşte uykun nasıl? Uykun uyuyabiliyor musun? Efendim bir yerinde bir problem var mı? Efendim, vallahi ben dedim, bende bir tek problem var, unutkanlık var dedim. Unutkanlık yani bir yeri koyduğum zaman unutuyorum. Bir arkadaşın ismini onu hatırlayamıyorum. Ama bu hepsi aynı değil yani, bir takım yani her 10 kişiden veya 20 kişiden 2 kişinin ismini hatırlayamıyorum. Bunlar var dedim. Sonra işte bana bir şeyler sordu. Ben dedi sana dedi bir şey soracağım dedi. 10 dakika sonra aynı şeyi tekrar soracağım dedi. Hakikaten bir şey sordu bana. Masa dedi. Efendim bir şey daha söyledi. Efendim bir de bayrak dedi. Tabii 10 dakika geçene kadar ben onu unuttum. Neyse şey dedi. 1200'den 70'er 70'er aşağı doğru düşerek say gel dedi. Ya matematik uzmanı mıyım ben? 3-4 sefer 3-4 tane saydım, ondan sonra bocaladım. Dolayısıyla tabii o zaman geçtikten sonra bana sordu o 3 tane şeyi, soruyu. Sorunca ben bir tanesini bilemedim. Bilemeyince sınıfta kaldık tabii. İşte kanımızı tahlil etti, bilmem ne yaptı, kansızlık buldular bende. Ya kansızlık bulunca şey verdi, iğne verdi 10 tane, hap verdi, birer kutu hap verdi. İşte sabah kahvaltıdan sonra hapları alıyorum, sonra iğne oluyorum, ondan sonra bırak kan fazlalığından bu sefer bir şey olmasın, ondan korkuyorum. Burun küçülecek miymiş? Ben işte, ya dedim doktor hanım dedim. Bizim dedim ailede dedim herkesin burnu büyüktür dedim. Kimi ailede bakıyorsun kulakları büyük dedim. Kimi ailede bakıyorsun burnu büyük. Bu dedim cinsle ilgili herhalde dedim. Benim babamın burnu da çok büyüktü dedim. Abimin burnu da büyüktü dedim. Ortanca abimin burnu o kadar büyük değildi dedim yani. Dolayısıyla kadın da olabilir dedi. Normaldir dedi. Bilmem ne dedi. Ama şeyi yaptı. Yani tedavisini de yaptı. İçki için dedi galiba. Dedi mi? İçme dedi. İçme dedi. İçme dedi.
Hiçbir doktor hiç demez ki zaten. Bu paragat mı? Bu sinarit paragatı. Sinarit paragatı. Bak ne güzel kız gibi yaptım. Hamdi Bey'e diyorum ki atalım diyorum paragat biraz yapalım falan. İki karpuz bir koltuğa sığmaz diyor. Neymiş? Kılıca bakıyoruz ya. Kılıca baktığımız için başka balıkçılık olmazmış. Allah Allah. Velhasılın kelamı. Hamdi Reis ne yapıyor şimdi? Evde mi? Hamdi Reis şey ekiyor. Patlıcan, biber. Ondan sonra salatalık almış oradan pazardan. O şimdi bahçıvanlığa vurdu. Metin Bey de ekiyor mu bir şeyler Metin Bey? Metin Bey beceremiyor o işi be ya. Metin Bey'in işi gücü viski içmek. Hemen iki kişi gidiyor orayı bakıyorum şişeler mişeler konuyor. Hemen hop kuruyorlar masayı. Bazen karıncalı marıncalı bir şeyler yiyorlar. Ay Allah. Karıncalar cirit atıyor şeylerin üzerinde. Ya bir tabakta bakıyorsun peynir, balık, et, bilmem ne, domates ve Metin. Getir bir tabak şunları ayıralım. Yok hepsi aynı yere gidiyor diyor. Torşali da kayığı atmış denize. 60 mı? 60. Saç kayık yaptırmış. Ya nasıl yapıyorlar? Nasıl beceriyorlar ya? Yiğitler köyünden bir tane tekne aldı. Bu bizim tekne kadar bir tekne aldı. Teknenin tuvaleti yok bilmem nesi yok falan yaptırdı ettirdi bir şeyler. Tuttu sattı onu. Hem daha 150 bin lira karla satmış. Nasıl beceriyorlar bunu ya? Nerede bu müşteriler ya? Ben güzelim tekneyi 200 bin liraya sattım o zaman. Hata ettim. Sabredeceksin bazı şeylerde ya. Bazı şeylerde sabredeceksin. Satmayacaksın. İhtiyacın olmadığı müddetçe satmayacaksın. Koca araziyi, bizim orada deniz sahilinde Kalınburun diye bir arazi vardı bizim 14 dönüm. 250 liraya sattık. İnşaat yarım kaldı. Ben nişanlıyım. Ortanca birader nişanlı. Ondan sonra be abi satalım diyorum. Şunu da şu evi bitirelim. Evlenmek lazım diyorum yani. Bak Halil de diyorum nişanlı. Satmayacağız diyor. Annem de satmayacağız diyor. Alırsın baltayı. Çıktılar yukarıya ahşap merdiven. Bütün merdivenleri kırdım. Kaldılar yukarıda. Aa İbrahim diyor bu vallahi anarşit oldu diyor zavallı anacığım. Hadi tekrar adam getirdim merdivenleri yaptırdım. Bilmem ne yaptırdım sonra sattık. O koca arazi benim yüzümden satıldı. O arazi satıldıktan sonra bir balıkçılık oldu. Bir işte orkinos, kılıç, ıstakoz. Ya hangi balıkçılığa eğilsek para kazandık. 40 tane ıstakoz böcek aldık attık ağları. Oradan ağları kaldırdık, böcekleri ayıkladık, sandıkladık, doğru Tekirdağ'a. Hem de 9 beygir Savapa motoru var, düşün Hollanda malı. Ondan kılıca geliyorduk buralara. Düşün Marmara Adası nerede? Gökçeada nerede? Araziyi satmasanız şimdi kaç para ederdi? 5-6 trilyon eder bir kere, 5-6 milyar eder. Ederdi. Şimdi benim oğlan diyor ki be baba diyor. Ben nasıl kafadır sizdeki diyor. O arazi satılır mı diyor. Ya kafa mı kaldı babanda be oğlum dedim. Bir adam dedim 30 sene 40 sene denizin dibinde dalgıçlık yaparsa o adamda kafa kalır mı? Basınçtan her taraf gitti koptu. Bütün ince damarlar koptu hep. Ne oluyor? Radyoda şimdi bir öyle bir şey olunca parazit yapmaya başlıyor. biz de parazit yapmaya başladık. Ne yapayım? Bu numaralı falan değil, değil mi? Düz. Esmer gösteriyor şey. Gölgeli gösteriyor güzel. Benimkisi de çok güzel görünüyor ya. Benim nerede o? Ha orada bak. O da güzel gözlük. Ondan bir tane daha vardı bende, yok oldu. Niye oldu? Bir şeyler oluyor bizim evde ama işte. Benim hanım geldi mi, o taşınmadan önce eve hanım geldi, o gözlükte bir şeyi vardı. Bir problem muhakkak çöpe attı. Atar. Bir geliyor eve, bu eski, bu giyilmez, bu bilmem ne. 10 tane
pantolon varsa kalıyor 3 tane. Gömlekler gidiyor, tişörtler gidiyor. Allah muhafaza, biraz salak biri olsaydım beni de atardı bu kadın. Ay ay ay. Nagihan'cığım bebeği getirmiş aşıya. 20 gün oldu. 25 gün olmuştur. Aa güzel oğlum. Ah. Tüfekçi de dede oldu. Tüfekçi Mehmet. Yapma be. Vallahi kızı oldu. Evet. Ama yani kızının kızı oldu. Bizimkisi oğlan oldu. Şükürler olsun. Tüfekçi Mehmet gidiyor İzmir'e ziyarete. He. He, İzmir'de mi onun şey damat? Tabii kızı İzmir'de. Orada İzmir yaşıyor. Güzel yer. İzmir'de askerlik yaptım ben. İzmir'de ya kordonda mordonda resmi gidiyordum, rakı içiyordum anasını satayım. Konakta sinemaya gidiyordum. Güneydeniz Saha Komutanlığı'nda meğersem çok güzel bir sinema varmış. Birinci vizyon filmler ilk defa orada oynuyormuş. Ben de balıkçılık yapıyorum Narlıdere'de. Hem askerim ama balıkçılık yapıyorum. Saçlar bundan uzun. Böyle saçlar uzun. Ondan sonra komutan dedi ki ya dedi reis dedi çok teşekkür ederiz dedi bizi balığa gark ettin dedi ya. Dedim komutanım dedim ya ben dedim sinemayı çok seviyorum dedim. Sizin dedim şeyde konakta dedim şeyde birliğin orada çok güzel bir sinema varmış dedim. Var tabii dedi. Biz dedi iyi film oldu mu gidiyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Seni de alalım dedi bana. E dedim alın tabii ya dedim. Neyse iyi film oldu mu haber veriyordu bana. Hemen biniyorduk doğru sinemaya komutanla. Ya Cemal Süyer vardı amiral. Güneydeniz Sağ Komutanı. O tuttu resmi arabasını gönderdi. Ben Narlıdere'deydim. O tabii amirallikte. Ulan baktım amiralin şoförü beni arıyor. Fır fır dönüyor. Ne oldu dedim be kardeşim bir problem mi var bir şey mi var? Ya dedi reis dedi seni dedi işte komutan çağırıyor dedi. Neden dedim çağırıyor? Vallahi bilmiyorum dedi. Neyse. Bindik arabaya. Forsu da aç dedim de komutan zannetsinler içeride beni. Gittik. Daha kapıyı açtım ben. Tak bir topuk selamı, bir selam. Rahat ol oğlum dedi, rahat ol dedi. Gel bakalım dedi, sen kimsin? Nesin dedi, bizi dedi balığa gark ettin dedi. Çok teşekkür ederiz dedi. Hiç hayatımızda bu kadar balık görmedik dedi. Bu kadar güzel balıklar görmedik dedi. Neyse oturduk. İki arkadaş gibi başladık anlatmaya. İşte nerelisin? Efendim ne yapıyorsun? Nasıl bu kadar balık tutuyorsun falan gibilerinden anlatıyoruz. Dedim komutanım ben bir tane difana yaptım dedim Voli abi. Bu dedim fanyalı. Bunu çevirdin mi? İçeride ne balığı varsa hepsi vuruyor. Tamam. Dedim şimdi o bizim dedim yanımızda askeri birlikler var dedim. Jandarma birliği bilmem ne birliği. İstikam birliği falan. Ben dedim oralara balığa giderken dedim beni kovalıyorlar sivil kayık diye dedim. Ben de hepsine talimat vereceğim onların dedi. Benim kayın, senin kayın ismi Mehmetçik mi? Tamam Mehmetçik. Mehmetçik isimli kayağa dokunmayın sakın. Sonra dedi ki ya dedi reis dedi bize dedi karides ağı yapabilir misin dedi. Yaparım dedim efendim dedim. İyi o zaman dedi sana dedi ben para vereyim. Git dedi ağları sipariş et dedi. Aynı İstanbul'daki şey gibi balık dükkanları gibi Nevroz, Filfiliz, Gabay bilmem ne öyle bir 4-5 tane dükkan. Aynı dükkanlardan da orada varmış ne bileyim ben. Verdi adam bana parayı koskoca amiral. Verdi parayı zarfın içine koydu. Aldım parayı ben doğru şeye. Makam arabasından hem de. Doğru ağacıya. Neyse girdik şoförle beraber ağacıya. Bizim bize dedim ağ lazım karides ağ.
Vallahi dedi, kardeşim dedi, burayı dedi parayı yatırıyorsun dedi. Kaç paket ağ lazım, fanya lazım, mantar lazım, bilmem ne lazım yazıyorsun. Biz dedi ağlar geldiği zaman size haber veriyoruz dedi, gelip alacaksın dedi. Parayı da yatırmak suretiyle dedi. Neyse biz yazdırdık işte 500 tane mantar, efendim 2 paket fanya, işte 2 paket ağ yazdırdık. Paranın tutarını hesapladı adam, ödedik parayı. Mappusu kestik, paranın kalanını da şoföre verdik, dedim bunu verirsin. Kalktık geldik Narlıdere'ye. Tabi Narlıdere'ye geldik, ben gene değiştim meştim gittim kayağa, ağlarım ağları neta ettim. Bir tane de gemicim vardı, Bandırmalı tayfa. Onu da aldık, ağları istif ettik, bilmem ne yaptık, ayarladık voliye. Akşamı bekledik, gittik şeye. O jandarma birliği var. O uzun böyle bir burun, onun iç tarafı jandarma birliği. Jandarma birliğin komutanı da Bandırmalıymış. İstihbarat yaptım, öğrendim. Neyse, kalktık biz kayıkla gittik oraya. Yanaştık. Ben doğru komutana. Komutana gidiyorum ama bir şort, bir tişört. Nasıl askerlik bu? Neyse nöbetçi getirdi beni komutana. Dedim komutanım, biz dedim Mane Grup komutanlığının balıkçısıyız. Askeriz dedim. Nasıl askerlik lan bu dedi. Soytara geldi dedi. Ben dedim Bandırmalıyım dedim. Erdekliyim ama dedim Bandırmalı sayılırım dedim. Ulan dedi ben de Bandırmalıyım dedi. Hemşeriyiz dedi bilmem ne dedi. Bak şimdi gidin dedi yemek yiyin. Ondan sonra balığa çıkın dedi. Bana da bir tane balık dedi göndermeyi unutma dedi. Neyse gittik. Yemek dedik hakikaten. Güzel de yemekleri adamlar. Kalktık geldik kayağa. Kayağa girdik. Hava sakin. Şırap şırap kuyruk atıyor balıklar. Ulan dedim Şaban. Benim gemicinin ismi Şaban'dı. Çok kuvvetli balık var dedim burada. Mendireğin içinde. Hemen verdik ucuğu, peçeyi, hop sardık orasını. Neyse taşladık, maşladık Allah'ım ya. Ne çıpralar böyle. 2,5 kilo, 3 kilo çıpraların tanesi. Levrek, minakop, kefal, tumba oldu ya. Ulan çektik çektik, çekiyorum boyuna atıyorum şeyleri, balıkları falan kıç üstüne. Sen bir ahtapot. Gelmiş ağ. Kayın küpeşteleri var ya, kolları küpeştelerin ucundan, kıç üstünü düşün, böyle sardı. Hemen ağı bağladım kıç babaya, geçtim baş tarafa. Çatır çatır koparta koparta gitti be. Vallahi hiç unutamam ağ tapotu. Herhalde 8-10 kilo vardı o. Belki de daha büyüktü. Neyse abi bir kıç üstü balık. Levrekler, minakoplar, çıpralar, kefallar. Allah ya Rabbi, yanaştık hemen orayı şeye, kuytuya. Bir tane minakop verdim 4-5 kiloluk. Dedim Şaban sen bunu al. Dur dedim getir komutana ver gel. Çabuk gel dedim, kaçalım bir an önce. Neyse komutana getirmiş, komutan bayılmış. Minakopu görünce sinert mi zannetti artık, ne zannettiyse. Aman demiş, yarın akşam söyle reize gene gelin. Biz Volta. Oradan gittik Riyam Gazinosu'na. Riyam Gazinosu da bizim birliğin hemen yanında. Turistik bir restoran. Restoran sahibi bayılıyor bize. Bir kasa balık veriyoruz. Bir masa kuruyor bize. Bir şey rakı. Çekiyoruz kafayı, gidiyoruz yatıyoruz aşağı. Balıkları koyuyoruz ama şeye. Nebetçiye teslim ediyoruz balıkları. Biz gidiyoruz yatmaya. Sabahleyin o balıklar şeye gidiyor. Amiralliğe gidiyor. Güneyden İstihbarat'tan. Ya öyle işte askerliği bitirdik. Sonra şeye geldim. Sevkimiz çıktı. Geldim şeye. Gemiye. Marmaris gemisine.
mayın gemisine geldim. Gemi, ama gemi eski bir gemi. Çanakkale'ye buraya nöbete gelirdik, şey, mayın nöbetine. Ondan sonra o zaman şeyde Ayvalık Gemlik gemileri vardı. İstanbul'dan kalkardı, Marmara Adası'na uğrardı, Avuşya'ya, Karabiga'ya, Şarköy, bilmem ne, Çanakkale'de sonra Gökçeada'ya giderdi. Ertesi gün gene kalkardı, gene oraya oraya giderdi. Şimdi ben orada, burada Naraburnu'nda kalırdık. Böyle güzel ıstakozlar, balıklar tuttum mu komutana yapardık. Hemen kaç gün izin istiyorsan git yazdır derdi. Ne günlerdi be. Ne ıstakozlar tuttum, ne balıklar tuttum orada, Naraburnu'nda. Askeri yer olduğu için sivil balıkçı giremiyor. Bir de devamlı yemek dökülüyor, bilmem ne dökülüyor. Hayvan orayı yatak yapıyor. Bir ıstakoz kaynattım, herhalde 4-5 kilo vardı ıstakoz komutana. Vallahi billahi. Gidi günler hey. Balık yiyeceğiz şimdi, vuralım bir tane, ufak kılıç keseceğiz. Öyle 15-20 kilo bu balık. İki seneden beri sözünüz var. Bir sinari diyeceğiz, hala yiyemedik. Yemedin mi daha sinari? Yok. Yok, yapacağım, edeceğim. Baksana ya, takımı yaptım, yeni sinerit takımı yaptım. Şurayı bak ya, şu güzelliğe bak. İki sene oldu, hala sinerit diyeceğiz. Ben böyle bir şey görmedim Erdoğdu Reis. Vallahi ayıp ya. Ya balıkçı kadar yalancı bir millet yoktur be ya. Balıkçı ile avcı dünyanın en yalancı insanıdır. Bak sana söyleyeyim. Yalancı değildir de, yani böyle gönlü boldur fakat yerine getiremez. Ya getiremiyor işte. Çünkü avcı gidecek, uçan hayvanı nerede bulacak? Balıkçı gidecek, giden balığı kuyruğu var, nerede bulacak? Ama gene de ümitli gideceksin tabii. Bulsan da bulmasan da denize çıkarken katiyen balık tutamayacağım diye çıkmayacak. Ben onu bunu anlamam Erdoğdu Reis. Rakılar benden, sinerit senden. Tamam. Artık ne zaman şey yaparsan, 3 sene geçmesin yine arada. Geçer miyim? Yok yok, şey yaparız onu ya. Orada mı yiyeceğiz orada? Nerede? Uzunkum'da yeriz. Uzunkum. Çok güzel rakı içtik o günde. Tamam. Gidelim yine. Gideriz. Et yeriz, balık yeriz. Fark etmez. Balık tutarız be ya, bırak, ufak kayıkları sattık ya. Ufak kayıkları satınca laf oldu. Tutamazsak ben kasaptan gider et alırım artık. Bana yapacak bak, bir şey yok. Sinarist şart mı? Karagöz olmaz mı? Mercan olmaz hamsi mı? Hamsi de olur, fark etmez. Ne olursa olsun. Hamsiyi boş ver. Ben sana bir bulama yapayım o mercanı da. Aman, parmaklarını hep yersin. Hep aynı. Hep senelerden beri aynı. Hiç göremedik daha. Bulamadık vallahi. Bak cugülü hep yaptı, hep yedik Metin Bey. Onu, et mi? Vallahi o yapıyor. O tenceresi. Meşhur tenceresi var diyor onun. Ulan Allah cezanı vermesin. Adam tatanoz olur orada. Ulan Metin de, bu ne hal lan diyor. Ye ye diyor, bir şey olmaz diyor. Ulan ye ama sonumuz ne olacak? Ben gidiyorum Erdoğdu Reis. İyi git hadi. Sen git, geldiğin için memnun oldum. Teşekkür ederim. En yakın zamanda kılıç balığı avında görüşmek üzere. Görüşmek üzere, seni çağıracağım. Hiç güzel hava yakalayamadık ki. Öyle güzel bir hava yakalayıp şu oyları kullanıp gelelim de. Görüşmek üzere, çok memnun oldum. Geldin, gördüm, hep merak ediyordum. Ne oldu bu adam? Nerelerde, nerelerde geziyor? Sen Keşan'a alıştın galiba. Artık tüfekçilerle, efendim, şeyle... Çiçekçi. Çiçekçiler, tüfekçiler, bilmem neler. İşte kabzumallarla falan. Haşır neşir oldun. Artık ufak balıkçıya dönüp bakmazsın. Aşk olsun Erdoğdu Reis. Ben gidiyorum o zaman şimdi tüfekçiye. Sen git doğru tüfekçiye. Ay Allah. Bunlar da çok küfürbaz oluyor ha. Tabii. Bir gün onlarla balığa gittik burada Olta'ya. Gidene kadar birkaç teneke küfür etti. İkisi de sarhoş. Allah'ım, o ona küfür ediyor, ona küfür ediyor. Ama onlar kızmıyorlar işte o küfürlere. Nasıl oluyorsa. Ben şu şeyleri yapacağım. Şunları yukarıya getireceğim. Motorda fazlalık var, birkaç tane bir şeyler. Ondan sonra onları yukarıya getireceğim. Hafta içi görüşmek üzere. Arrivederci çişi bir diye bu. Arrivederci ama burada bir şeyler var. Alacağım onları beyefendi. Evet. Alacağım onları. Hani benim gibi unutup kaçma. bazı kadınlar var. Çocuğunu parkta unutup eve gidiyor.